makucudumanlıadamlar.com. Merhaba arkadaşlar, Markuz Olanlar'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü testimiz görmüş olduğunuz gibi kömür testi. Hangi markaları kıyaslayacağız? Arkadaşlar biliyorsunuz birçok kömürü biz kullandık. Meşe kömürden tutun, işte küp kömürlere kadar birçok kömürün testini sağlamıştık. Ama bu sefer farklı bir test uygulayacağız. Bu testimizde bir kere kömürün kül rengine bakacağız. Bir de arkadaşlar yanma süresine bunları kıyaslayacağız. Bir de burada kokusu olup olmadığını test edeceğiz. Nasıl test edeceğimiz hakkında ben düzeneğimi hazırladım. Öncelikle şunu bahsedeyim. Biliyorsunuz biz meşe kullanıyorduk. Bu arada meşemiz geldi arkadaşlar. Buradan yine Gönül'e teşekkür ederiz. Bize meşe kömürümüzü gönderdiği için. Biliyorsunuz benim en çok beğendiğim ve indirimli aldığımız www.markucudumanlıadamlar.com.tr sayfasına girerek arkadaşlar oradan gönül kısmına tıklayıp gönülün kendi sayfasına gidiyorsunuz. Yalnız o tıkladığınız kısımda bir indirim kodu yazıyor. O indirim kodunu gönülün sayfasında istediğiniz ürünü aldığınızda kargo dahil %10 indirim alıyorsunuz. Buradan da tekrardan beyaz kül rengine sahip Gold serisinin meşe kömürünü gerçekten aroma tadını bozmadan keyifli bir içim sağladığı için gönül çalışanına, kimi arkadaşlar gönülün sahibi Abdullah Örül'e çok teşekkür ediyorum. Onun için arkadaşlar biz hemen isterseniz kendi testimize geçelim. Bizim testimiz ne arkadaşlar burada? Gönül'ün yeni çıkardığı yeni serisi eski küp kömürden kesinlikle farklı. Ben bunu yaktım. Kül rengini göreceksiniz. Eskisi gibi değil arkadaşlar. Gerçekten kömürü yenilemişler. Gönül'ün küp kömürünü Poseidon Coco Shell Plus küp kömürünü Aköz'ün küp kömürünü ve bir de Tom Coca dediğimiz arkadaşlar Tom Coco deniyor. Bu kömürü test edeceğiz. Size şunu söylemek istiyorum. Piyasada arkadaşlar bir de Tom Coco var. Bunu size göstereyim. Bunun kül rengi gri. Hani biliyorsunuz kömürler kül renklerine göre ayrılır. Ne kadar beyazlaşa yakınsa kömürünüzün külü ne kadar beyazlaşa yakınsa kömür o kadar kalitelidir. Ne kadar siyahlaşırsa kömür o kadar kalitesizdir. Şimdi bu görmüş olduğunuz Tom Coco baya bir kahverengimsi. Çok kalitesiz bir kömür. Onu söyleyeyim. Tom Coca dediğimiz bu farklı bir üründür arkadaşlar. Bunun ikisi kesinlikle aynı değil. Hani bu sanırım farklı ama bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum ama hiç memnun kalmadım. Bu kesinlikle test edeceğimiz kömür. Şimdi bunun dışında bu dördünü şöyle bir köşeye koyalım. Hemen şunlar hakkında kısa bir bilgi size paylaşayım. Burada Kefo'nun küpü var arkadaşlar. Biliyorsunuz Kefo çok duyulmuştur. Bir de bunun Gold'u var. Ben Gold'unu hiç beğenmedim. Klasiğinin de arkadaşlar kül rengi gri olduğu için orta kalite bir kömür. Onu da size söyleyeyim. Yani kaliteli bir kömür değil arkadaşlar. Felix. Felix'in de kül rengi gridir arkadaşlar. Ve bende baş ağrısı yapıyor. Her bünyeye göre bu değişebilir. Pek tasvip etmedim. Tom Coco'dan zaten bahsettim. Artık Tom Coco'nun sahtesi mi nedir bilmiyorum ama kül rengi çok kötü. Coco Chan içim süresi uzun. Çok etkili bir enerji seviyesine sahip ısı miktarında. Ama kül rengi sarıya dönük bir kahverengi trak arkadaşlar. Kara kömür uzun süre gitmesiyle bilinir. 1 saat 20 dakika civarında bir gidiyor. Kül rengi gri, orta kalite bir kömür. Muya duymuşsunuzdur. Bunlar işte sarısı var, yeşili var. Bunların tek farkı renk farkında olması arkadaşlar. İçindeki adet sayısı değiştiği için kutuların renkleri değişiyor. Bir de kömürlerin şekilleri yani daha kalın, daha ince, daha yayvan gibi, daha küp, daha karemsi gibi oluyor. Muya da arkadaşlar gri kül rengine sahip orta kalite bir kömür. Kervan yine arkadaşlar gri kül rengine sahip orta kalite bir kömür.
Burada kokoşamın ısı değeri çok yüksektir. Kara kömürün içim süresi çok uzundur. Kefo çok nam salmış ama niye nam saldığını ben anlamadım. Klasik bir kömürdür aslında kefo. Şimdi bunların hepsini bir kenara atıyoruz. Bir de koko palm var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Koko palm da küp kömürde çok iyidir. Onu da size bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bunları şey yakacağız. Bakalım kömürlerde şey var mı? Koku var mı? Bunu test edeceğiz. Hemen ondan önce aközle koko palm'ın Tom Coco'nun arkadaşlar sahtesi piyasada çok. Bunlara özellikle özen gösterin. Poseidon'un şu şekilde emniyet şeridi var. Bu sadece www.elfakiptürkiye.com Harun Mustafaoğlu namı Harun Kaptan'dan sadece var. O siteden aldığınız müddette kesinlikle sahtesine denk gelmezsiniz. Gönül kömür sadece gonul kömür.com yani komur. İngilizce karakterle arkadaşlar. Gönül kömür. İngilizce şey karakterle. Şekilden şekle girmenin bir anlamı yok. Gönül kömür İngilizce şey karakterle şey yazıyorsunuz. .com adresinden alabilirsiniz. İkisinin de indirimi var. Elfakirtürkiye.com Poseidon Coco Shell'in arkadaşlar 1 kiloluk fiyatı sadece MDA10 indirim koduyla 15 TL'ye düşmüştür. Gönül kömürde arkadaşlar yine indirim kodumuz var. Kargo dahil fiyatı sanırım 16 liraya falan tekabül etmesi lazım. Poseidon'un kargo fiyatı dahil değil 15 TL. Gönül'ün kargo dahil fiyatı sanırım 16 lira gibi bir fiyat olması lazım. Yani %10 indirim alıyorsunuz arkadaşlar internet satış fiyatının üzerinden. Bir bakın derim. Sadece Poseidon'da kargo ücreti ekstra ödüyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani şaşırmayın. Bunda kargo ücreti yani şöyle derken bunda kargo ücreti içerisinde dahil. Şimdi test edelim. Ben en çok merak ettiğim Poseidon Exclusive. Önce bunu bir test edelim. Bakalım koku var mı yok mu? Burada ocağımız da hazır. Bunun içerisine bırakıyorum. Sistem şu. Hepsinden birer tane koyup koklayacağım. Şimdi her kömürde koku vardır. Yoktur diyemeyiz. Hepsinde vardır. Ama şey bir lakin çok aşırı kokanlar var. Bunların önüne geçmek. Lülen bu olacak. Neydi arkadaşlar? Poseidon 304 2017 seri Elikos. Yine elfakirtürkiye.com'da satılıyor. Sadece sanırım son 20 adet mi 15 adet mi ne kaldı? 50 tane vardı elinde. Bayağı bir sattı yarıdan şey fazlasını. Geri kalan 2000 tanesi Almanya'ya gitti. Bunun fiyatı zaten biliyorsunuz 450 TL. Zırh gibi bir makina. Ben hemen onlardan bahsedeyim. Buraya aköz var. Tom Coco var. Görülüyor mu bilmiyorum şu an. Burada Poseidon var. Burada da gönül var. Lülemi koyacağım. Kömürlüğün üzerine şey dizeceğim. Gönülünki burada olacak. Aközünki burada olacak. Tom Coco'nunki burada. Şey bununki burada. Daha sonra içeceğiz. İçtikten sonra tabii orayı ben hızlandıracağım. Küpleri bunların dibine bırakacağım arkadaşlar. Küllerine. Ve dördünün kül rengini tepsinin üzerinde objektif bir şekilde kıyaslayacağız. Bakalım kül renkleri nasıl? İçim süreleri aynı sürede başladığımız için içim süreleri bakalım ne kadar uzun gidiyor, ne kadar ebatta kalmış. Bunların hepsini test edeceğiz. Şimdi de kokuyu test ediyoruz. Poseidon Coco Shell. Evet. Arkadaşlar. Yani kokusu yok denmez. Koku var. Amma ve lakin öyle ağım şağımda bir kokusu yok. Aköz. Poseidon'u kaldırdık. Şimdi aközü koyduk. Mesela bu arada bu aköz de orijinal. Aközü nereden aldığımı da söyleyeyim size. Aközü www.çağlaroyunaletleri.com.tr
Sonunda TR var. Sayfasından Halil Bey'den aldık. Poseidon, Aköz'ü satan kişi ve gönlünüzü satan kişi bizim partnerlerimiz. Kesinlikle sahte ürün değildir. Aköz'ün sahteleri var. Yalnız bakın buna dikkat edin. Piyasada sahtelerine denk gelip de sonra Aköz böyle böyle kötü demeyin. Aköz'ün normalde kül renginin beyaza yakın olması gerekiyor. Aköz'de ben çok koku alamadım. Açıkçası kokmuyor. Onu söyleyeyim. Ensem çizmiş arkadaşlar. Ensem şu an yandığı sıcaktan ufak bir kaza oldu. O yüzden şu an acı çekiyorum. Evet arkadaşlar, kömürler dediğim gibi alırken lütfen dikkat edin piyasada. Kara kömüre birisi iyi demiş. Kara kömürün sadece içim süresi çok uzundur. Kül rengi gri. Kervan kül rengi gri normal klasik bir kömür. Muya gri klasik bir kömür. Kefo çok nam salmıştır ama niye nam saldığını ben de anlamadım. Klasik bir kömür. Kokojan ısı kalitesi jul ısı miktarı yüksektir. Yine uzun süre gidiyor ama gri. Ton koku aman aman uzak durun. O derece bakın elimden düştü. Şu var ya şu. Bundan uzak durun. Firex bende baş ağrısı yapıyor. Arkadaşlar Aköz'ün de kokusu öyle yok. Yani ortalama aşağı yukarı kafa kafaya diyebilirim. Şimdi neye geldik? Bomb Coca. Listede top yani başta 1-2'yi zorlayacak top 1'i zorlayacak kömürden bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum Tom Coca'nın. Tom Coca'nın çünkü gerçekten dün kullandık arkadaşlarla herkes dedi bu ne dedi Tom Coca dedik. Bakalım Poseidon, Gönül ve Aköz'ün şansı bunun yanında nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Evet şimdi Tom Coca'yı koyduk. Ya çok çok kokmuyorlar arkadaşlar. Ben size şöyle öyle söyleyeyim. Aşağı yukarı bunlar aynı. Şimdi Gönül'ü koydum arkadaşlar. Yani sıralamada herhangi bir şey aramayın. Öyle kafama göre dizdim. Arkadaşlar hepsi neredeyse kafa kafaya kokuları var. Onu size söyleyeyim. Şimdi kömürleri sırasına göre yerleştiriyorum. Bakalım olma süreleri aynı anda koyduk. Olma süreleri ne kadar sürede olacaklar? Onları da kıyaslayalım. Şöyle koyalım arkadaşlar. Evet, şeyimiz karışmasın. Ön tarafta Gönül var. Arka tarafta Tom Coca var. Sol tarafta Aköz var. Sağ tarafta Poseidon var. Bu şekilde kömürleri dizdim. Videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Kömürler olduktan sonra videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kömürlerimiz oldu. Şimdi içeriye geçeceğiz ve içimini sağlayacağım. Bakalım kül renkleri nasıl ve içim süresi içerisinde 1 saat ben bunları geçeceğim. Tabii ki siz o kısmı göremeyeceksiniz. 1 saat sonunda kül renklerini göreceksiniz ve arkadaşlar içim sürelerinin sonunda atıyorum 40 dakikanın sonunda ne kadar boyutta kaldıklarını size göstereceğim. Dediğim gibi her kömürün ismi bakın burada şey yazıyor. Birazdan yakın çekim alacağım. Ve oldukları yerlere koyacağım. Farklı yerlere koymayacağım. Ve küllerini bunların önüne şey dökeceğim. Böylelikle de kül renklerini görebileceksiniz. Evet şimdi yakın çekimi alıyorum arkadaşlar. Videonun kalanına oradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.
Evet arkadaşlar, kömür testine içeride devam ediyoruz. Şimdi ben buralara yapıştırdım. İşte burada ne var? Aköz var, Tom Coco var. Bana bakan kısımda Poseidon. Sağ tarafta da gönlün kömürleri var arkadaşlar. Kül renkleri ortaya çıktı. Kül renklerini size göstereceğim. Ve boyutlarından bahsedeceğim size arkadaşlar. Boyutların alemde. Boyut olarak şöyle söyleyeyim. En küçük kalan arkadaşlar, en küçük kalan Ayközlü gönül kömür biraz küçük kaldı. Ama aralarında çok fark yok bunların. Yani biri bu kadarsa biri şu kadar. Yani çok bir fark yok. Tom Coco ile Poseidon ise daha büyük kaldılar arkadaşlar. Bir saate yaklaşık süredir içiyorum. Bir saati buldu rahatlıkla. Bir saate hepsi dayandı. Kül rengine bakılırsa arkadaşlar, en beyaz kül rengi arkadaşlar gönül. Gönül ile Tom Coco kafa kafaya neredeyse, ama gönül yüzlerinden yüzlük bir beyazlığa sahipse, Tom Coco yüzlerinden 97'lik bir beyazlığa sahip. Sonra hemen arkasından arkadaşlar ne geliyor? Poseidon geliyor. Poseidon'dan sonra da arkadaşlar Aköz geliyor. Aslında yani şöyle söyleyeyim size, Aköz bile beyaz neredeyse. Yani bunların hiçbiri griye doğru gitmiyor arkadaşlar. Onun size bilgisini paylaşayım. Yani bu 4 kömürde kül rengi olarak baktığımızda sınıflandırılıyor ya kömürler, kül renklerine göre kalite, kaliteli, düşük kaliteli, orta kaliteli diye. 4'ü de arkadaşlar beyaza yakın oldukları için 4'ü de kaliteli kömür bunların. 4'e kesinlikle. Yani dediğim gibi Aköz'de Tom Coco'nın piyasada çok fazla sahtesi var. Bu sahtelere denk gelmemeniz gerekiyor. Denk gelirseniz paranız ziyan olacaktır. Ama Poseidon'la Gönül'ün kendi web siteleri var. Gönülkömür.com, Poseidon'da elfakirtürkiye.com sayfasında Poseidon'u Harun Mustafaoğlu'ndan 20 TL'den 1 kiloluğu MDA'lara özel indirimle, indirim kodumuz MDA10 indirim koduyla arkadaşlar, bunlar tabi sayfaya üye oluyorsunuz, kargo hariç 15 TL'ye düşmüş fiyatı. Ve gerçekten kaliteli bir kömür Poseidon. Gönül kömürde yine İngilizce karakterlerle gönülkömür.com sayfasına girdiğinizde yine MDA10 indirim koduyla, kodlarımız ikisinde de aynı, kargo dahil bir fiyata iniyor, ama tam fiyatını bilmiyorum. Herhalde 18 liraydı, 16,5'a mı ne düşüyor arkadaşlar? %10 indirimle kargo dahil bir gönderimi var. Yani gönül de alabilirsiniz, Poseidon'u da alabilirsiniz. İkisi de kesinlikle süper. Şimdi ama gönülün şöyle bir eksisi var. Gönül biraz küçük. Yani aralarındaki en küçük şu an gönül kömür. Yani onu söyleyeyim. Yani bir saat sonra hemen kömürünüzü bir 50 dakika sonra yenilemeniz gerekiyor. Ama Poseidon'un daha gideri var. Onun da bilgisini paylaşayım. Tom Coco sahtesine denk gelmezseniz alınabilir. Piyasa fiyatı 15-16 TL bunların da. Aköz'ün de orijinalini alabilirseniz 15 lira civarında. 10 liraya satılan yerler var, ama dikkat edin, sahteleri denk gelebilir. Yani bunların ortalama hepsinin fiyatı 15-16 TL civarında bir fiyata sahip kömür olarak. Ve ben hepsinin de kesinlikle şu an benden hepsi de geçti arkadaşlar sınıfı. Yani şu kötü, şunu almayın diyemem. Sadece alacaksanız Aköz'de Tom Coco'yu lütfen bir sahtelerine denk gelmeyin. Zaten Poseidon'u elfakirtürkiye.com'dan alırsanız sahte olması mümkün değil. MDA güvencesi altında. Gönül kömüründe küpünü alacak olursanız yine MDA güvencesi altında sahtesini kesinlikle bulamazsınız. İkisi de arkadaşlar kafa kafaya kömürler. Onun da bilgisini paylaşayım. Evet. Şimdi yakın çekim alıyorum arkadaşlar. Kül renklerini bir de kendi gözünüzde sizler görün. Ve videoyu arkadaşlar son görüntüyle beraber sonlandırmış olacağım. Coşkun Cansın'ın söylediği gibi, ne kadar duman o kadar randıman. Aromanız ve dumanınız bol olsun. Nargilesiz hayat çok bayat. Nargileci tayfa. Abanın layka. Görüşmek üzere arkadaşlar. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. From London to Taiwan. I've been on
mine, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And don't show. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking.